Evet, Petkim Kırmızı GTI karşılaşmasının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Oldukça heyecanlı bir karşılaşma oldu. Özellikle son saniyeleri müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Ve karşılaşmadan sonra şimdi Petkim Kırmızı takımıyla beraberiz. Yanımda Bilge Hanım var. Bilge Hanım, öncelikle şunu sormak istiyorum. Çok alışık olduğumuz bir senaryo değil. Petkim Kırmızı'nın rahat kazandığı maçlardan sonra sizlerle birlikte oluruz genelde. Evet. Ve çok oldukça zorlu bir karşılaşma oldu. Evet. Sizce bu durumun nedeni neydi? Şöyle, bence yine iyi bir performans gösterdik ama dediğiniz gibi her zamanki performansımızı yakalayamadık maçın başlarında. Daha sonra takım açıldı. Sonlara doğru ataklara başladık. Biraz bizim için geç oldu. Biz daha önce atağa geçmeyi seven bir takımız çünkü. Bugün Eray da takıma katıldı. O da bir değişiklik oldu. Bence güzel bir maçtı ama çok sertti. Çok stresli bir maçtı. Rakip çok sert oynadı. O yüzden bence takım da bu dengeleri kurabilmek için biraz belki de kendisini geri çekmiş olabilir diye düşünüyorum. Ben de tam bu olarak bu konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Petkim takımı skor ne olursa olsun ya da oyun ne olursa olsun sakinliğini koruyabilen bir takımdı ama bugün çok fazla koruyamadığını gördük. Eray hatta son dakikalarda beyaz kartla dışarı alındı. Peki takımdaki bu son durumun, gerginliğin yükselmesinin nedeni nedir? Bir değişiklik mi var? Yo, hayır. Bence bu tamamen rakibin çok sert oynamasından kaynaklanıyor. Çünkü çok darbe aldılar. Biraz Amerikan futboluna döndü aslında, futboldan ziyade iş. Hakem de orada çok etkin rol alamadı gibime geliyor. O yüzden biraz sinirler arttı. Evet, şimdi hocama dönmek istiyorum. Hocam, bahsettiğim gibi zor bir karşılaşmaydı. Size taktiği sormak istiyorum. Taktiksel olarak sorun neydi? Neyi yapamadınız? Şimdi öncelikle rakip takımı da tebrik ediyorum. Sonuç itibariyle grup liderliği ve şampiyonluğu için oynanan bir maçtı. Gergin geçmesini zaten bekliyorduk. Az önce Bilge Hanım'a sorduğunuz soruyla ilgili ben şöyle söyleyeyim. Eğer saha içindeki şablonumuza bakarsanız kritik oyuncularımızın saha içinde olmadığında fark edeceksinizdir. Diğer arkadaşlarımızı da görme adına bir takım değişiklikler yapıyoruz. Bizim amacımız burada eğlenmek, keyif almak. Ama diğer arkadaşlarımızın durumunu da görmek. Tabii şablonda bir iki tane çok etkili oyuncunuz oynamadığı zaman içeride bir takım şeyleri yapmakta zorlanabiliyorsunuz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Hatta biz bugün artı kazandığımızı düşünüyoruz. Sonradan oyuna ilave ettiğimiz arkadaşlar da gerekli reaksiyonu gösterebiliyorlar. Maç gergindi dediğim gibi. Gergin olduğu için de ister istemez oyuncuların adrenalini yükseliyordu. Dediğiniz Petkim takımı ilk kez ben sakin görmüyorum. İşte onun sebeplerinden bir tanesi yeni oyun attığımız oyuncular. İkincisi Eray çok istiyor. Çok oynamak istiyor. Uzun süredir sakat. Onun vermiş olduğu bir oynama coşkusu var. Tabii onlar da onu daha çok adrenalini, vücudunun adrenalini daha çok yükseltiyor. O da biraz daha agresifleşiyor. Ama saha içinde bazı sertlikler oluyor. Şimdi böyle de olunca ister istemez iki taraftan da, sadece bizim adımıza söylemiyorum. Yani bize yapılıyor demiyorum. Rakibe de mutlaka ki yapılıyordur. O sertliklere bu sefer içerideki tansiyonu yükseltiyor. Pozisyon açısından baktığınızda bayağı bir pozisyon bulduk. Aslında maç buraya gelmemeliydi. Ama futbol enteresan, halı saha çok daha enteresan, küçük bir yer. Her an her şeyin olabileceği bir yer. Biz hedefimize, amacımıza yavaş yavaş yürüyoruz. Keyif alıyoruz, eğleniyoruz. Sorun yok. Evet, Eray dediniz. Eray geri döndü uzun bir sakatlığın ardından. Eray'ın maça girdikten sonraki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Eray'la ilgili aslında biz bugün bile oynatıp oynatamama arasında kalmıştık. Çünkü Eray'ın biz sağlık öncelik olarak görüyoruz. Bugün oynatalım mı, oynatmayalım mı, kendi aramızda da çok istişareler yaptık. Eray'ı korumak istiyoruz her şeyden önce. Eray bize bu turnuvada değil, bundan sonraki turnuvalarda da lazım. Bugün artık fizik tedavisi geçti. Yavaş yavaş biz de antrenmanlara çıktı. Eray fizik olarak şu an çok iyi durumda değil. Sadece maç ritmi yok. Maç ritmini de yakalaması adına biz oynatıyoruz. Eray ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacaktır. Zaten Eray'ın oyun yapısını da burada takip edenler biliyor. Ama sadece bizim takımımız Eray değil. Biz Eray'sız şu an nasıl oynarıza yöneldik. Eray'sız daha farklı bir şablonda oynuyoruz. Daha farklı bir formatta oynuyoruz. Eray'la daha farklı bir formatta oynuyoruz. Bizim amacımız bütün oyuncularımıza özgü takım bütünlüğü yaratıp öyle oynamak. Biz takım olarak oynamak istiyoruz. Şahıs veya kişi üstüne değil, takımlar üstüne kuruluyuz. Onun için Eray kardeşimiz de bizim takımımızda. İyileştiği zaman gerekli katkıyı koyacaktır. Diğer arkadaşlarımı da buradan tebrik ediyorum. Eğer iyi incelerseniz ilk kez oynamış oyuncularımız var burada. Öyle bir durum var. Bahtiyar var. İyiydi. Daha da iyi olacaklar. Evet, sol yanımda da şimdi kaptan Necati var. Necati, bahsettiğim gibi zor bir karşılaşma oldu. İlk defa takımı bu kadar gergin gördüm. Peki saha içindeki durum neydi? Zor değil de 20 maç oynarsın.
20 maçtan bir tanesi böyle olur. 20 maçın 19'unu iyi oynarsın, bir tanesi böyle karşılaşırsın. Güzel bir maç oldu ama ben her seferinde söylüyorum. Petkim kırmızı takım her zaman centilmen bir takım. Efendiliğimizi hiçbir zaman bozmamışızdır. Ama karşı rakipten de böyle efendilik istiyoruz biz. 3 Nisan'da Petkim'in 53. yıl dönümü. Bu skorumuzda onlara işçilerimize armağan olsun. Dediğim gibi gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Evet, Petkim kırmızı takımıyla beraberdik. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.